Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir haftadır canımın çıktığı videoyla karşınızdayım. Şakasız diyorum, bir haftadır sürekli uğraştım. En sonunda yaptım. Ne yaptığımı da söyleyeyim. Bir hafta içerisinde kendime yeni bir karparklık yaptım. Hemen göstereyim size. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın kesinlikle. Bakın, bu videoya sizden çok güzel şeyler bekliyorum. İlerleyen zamanda daha güzel şeyler de yapacağım bu haritaya. Ve bunu siz de oynayabileceksiniz. Oyunu tabii ki Roblox'ta yaptım arkadaşlar. Roblox dışında başka bir yerde yapsaydım şu anda giderdim. Onun videosunu çekerdim herhalde. Yapabilme yeteneği olsaydı yapardım. Belki bilemiyorum. Belki bir zaman sonra onu da yapabiliriz. Şimdi size bir göstereyim. Nasıl yaptım onu da söyleyeyim arkadaşlar. Tek tek elimle işleye işleye bir sürü şeyini yaptım. Hepsini ben yaptım. Bak tek tek şu çimenleri, şu elektrik direğini, şu varili, her şeysini tek başıma elimle yaptım ve bayağı yordu beni. Çok aşırı yordu. Görünüş bu şekilde. Buraya da yani o kadar yaptım. Bir de reklamımı yapmazsamsa olmaz diye düşündüm. Buraya da ben kanalın ismini yazdım. Bu şekilde. Kişiler buradan doğacak ve girmez bunu ödeyecekler. Şunu da söyleyeyim, diğer YouTuber'lar bunu çekmek isterse benden bahsetme şartıyla çekebilirler. İzin almalarına herhangi bir gerek yok ama videolarda lütfen benim olduğumu belirtin. Ve kanalımı açılmak kısmına koyarsanız çok sevinirim. Ya illa gelip bana özelden yazmanıza gerek yok. İstediğiniz gibi çekebilirsiniz. Sadece benden bahsetme, benim kanalımı açıklamaya koyma şartıyla yapabilirsiniz. Yani illa bana ulaşmak için DM atmanıza gerek yok. Bunu da haberini vermiş olayım buradan. Şimdi size gezdireceğim burayı ve ne zorluklar yaşadığımı, neleri yapamadığımı göstereceğim. Şöyle, ilk öncelikle arabamız tabii ki var. İstediğimiz araba var. Bakın buraya bastığın zaman mobil de oluyor mu bilmiyorum. Hiç mobilden denemedim ama siz gidip deneyebilirsiniz. Eğer bir sıkıntı varsa mutlaka bu videonun yorumlarına yazın ki yorumlara göre düzelteceğim burayı. Yani bu ilk aşamam diyeyim size. Bir hafta içerisinde ancak bu kadar yapabildim. Vallahi kusuruma bakmayın. Bakın burada ne yazıyor? Tog. Oyuna Tog ekledim arkadaşlar. Karpark eklemiyor ama biz ekledik. Aha yıktım la yanlışlıkla. Oyunumuzda gördüğünüz gibi Tog var. Bu Tog biraz büyük ama yapacak bir şey yok. Maalesef yapacak bir şeyimiz yok. Şöyle bir oyunumuzda bir Tog var. Arabaları tanıtayım size ilk önce. Şunu sil, baştan koyayım. Evet, burada gördüğünüz gibi bir Tog aracımız var. Sürebiliyoruz bunu. İçi yapılı değil ama olsun yani. Ne? Yapacak bir şey yok. Bu şekilde gördüğünüz gibi Tog'umuz var. Tog'un Jeep modelini bulamadım. Sedan vardı. Sedanı ekledim ben de. Bu şekilde bir Tog'umuz var. Onun dışında Tofaş tabi olmazsa olmazımız. Ama bu Tofaş biraz daha iyi Tofaş. Carparking'dekine göre. En azından şu stoparları düzgün yani. Tofaşımız da bu şekilde. Aracımızın içi de var. Anahtarlığı da sallanıyor. Bakın anahtarı da var. Sallanıyor. Sesi de benziyor. Şimdi gözünüz ufak tefek şeylere takılmış olabilir. Onların hepsini açıklayacağım. Merak etmeyin. Araçları tanıtayım ilk önce. Tabii ki Passat var. Gördüğünüz gibi. Araçlar elinden geldiğince kaliteli seçmeye çalıştım. Dediğim gibi mobil hiç denemedim. Mobilden denemek isteyen de girebilir. Açıklama kısmındaki linkten oyuna bağlanabilirsiniz. Roblox yüklediğin zaman direkt Roblox'a atıyor zaten. Oradan girip oyunu oynayabilirsiniz. Passat'ımız var dedik. Şöyle bir pick-up yazmışım ama bu şöyle bir pick-up, güzel bir araç. Dediğim gibi elden gelecek kaliteli seçmeye çalıştım. İçlerini boş verin. İçleri çok da iyi değil ama dış görünüşleri gerçekten güzel, kaliteli. Formula sesi var bunda da. Bu şekilde aracımız da böyle. Bakın yemin ediyorum size her şeysini tek tek yaptım arkadaşlar. Bak şu kaldırımı tek tek ekledim. Şu işte üstteki donatı bile ben yaptım lan. Çok ama gerçekten bayağı uğraşırdı. Şimdi hazır modeller aldım işte. İşte örneğin şu bir hazır model. Bunun üstte tabela falan vardı. Ben tabelalarını söktüm. İşte bazı yerlerini çıkardım. Carpark'da en uygun olan model buydu mesela. Ama bunun üstte tabela mabela vardı. İşte yazılar vardı. Yazıları söktüm. İşte donatı koydum falan. Bu şekilde tek tek uğraştım. Bayağı yordu beni ama inşallah seversiniz. Minibüs var. Minibüs yazmışım. Minibüs de şu şekilde gördüğünüz gibi dolmuş. Magirus. Modifiyeli ha bu arada. Sesler de benziyor. Bu şekilde kendinize roleplay yapabilirsiniz. Araçları gösteriyorum ki sonradan gezeceğiz çünkü buraları. GTA polisi almışım. Bu araçlar hoşuma gittiği için yaptım. GTA Vice'deki aracı koydum. Araçları daha yenileyeceğim. Daha çok araç yapacağım. Dediğim gibi bir hafta olduğu için ancak bu kadar yapabildim. Bir haftada ancak bu kadar oldu. Bunun da modelini gördüm. Hoşuma gitti. Bir koymak isterim. Güzel oldu. Bunu da koymak istedim. Bu şekilde bir polis aracımız var. Otobüsümüz var. Şu şekilde otobüsümüz yine modifiyeli. Elimden geldiğince güzel arabalar koymaya çalıştım. Fiat Egea'mız var. Oyunun en iyi arabası bu bence. Bakın arkada sticker'ı bile var. Bu şekilde oynayabilirsiniz. Sıra geldi, bir tane de BMW E36'mız var. Şu şekilde. Bu araç baya baya kaliteli ama bunun sesi çok yüksek ya. Aşırı yüksek. Bunun sesini kapatamadım. Baya yüksek. Bunu sürmek istemiyorum. Bunu da değiştiririm belki ilerleyen güncelleme yaparsamsa. Şimdi ne yapalım? Bir Tog alalım. Tog'la bir gezelim. Size şehri göstereyim. Burası burger yeri gördüğünüz gibi. Şimdi diyeceksiniz abi burada neden kaldırım yok? Bu kaldırımı koymayı çok uğraştım. Baya baya uğraştım. Şu kaldırım oldu bakın zaten sürekli hata veriyor. Delirtti beni, cidden delirtti.
Bak bu altta da boşluk falan görebiliyorsunuz şu havada mesela. Bunları bir türlü düzeltemedim. Şimdi bu direği koyduğum zaman, tam yere oturttuğum zaman bu sefer bu kaldırım aşağı doğru düşüyor, bozuluyor. Yani oyunun modellemesinden çok beni hataları daha fazla uğraştırdı. Hani model bir şey değil mesela. Şunu yaparken eğlendi mesela, güzel oldu. Ha bunu nasıl yaptım diye sorarsanız arkadaşlar, yandan car parking'i açtım. İşte car parking'in Burgen oraya gittim car park'ta. Ne varsa baka baka yapmaya çalıştım. Yani hazır bir map veya bir şey yok. Ya yani şu varillerin şuradaki şu var ya, onu bile baka baka yapmaya çalıştım. Bayağı zorladı beni ama eğlendim. Hani modellemesi bir şey değil de şu hatalarla uğraşmak çok zor oldu. Bu kaldırım da aynı şekilde. Bu kaldırımı koymuştum normalde. Kaldırımı koyunca aşağıya doğru zaten alt taraf boş. Gördüğünüz gibi havada duruyor. Alt taraf boş. Sürekli alt tarafa düştüğü için mecburen kaldırmak zorunda kaldım. Bazı hatalı yerler var, onu da göstereceğim size. Şimdilik bir turlayalım. Burası Burgen yeri. Zaten elmen geleceğe benzetmeye çalıştım. Hani kaybolacak bir map değil. Trafik ışıklarımız çalışıyor. Burada işte o yarış yeri olan, yarış yaptığınız yer. Burası da güncellemede gelen o yeni evimiz. Otobüs durağımız var burada. Burası da o alışveriş merkezi. Tamamen aynısını yaptım demiyorum. Elden geldiğince benzetmeye çalıştım. Burası da o inşaat alanımız. Bu da bak burayı kaldırmadım. Burayı karpaki kaldırdı ama ben kendim yaptım. Buradaki bina çok benzemedi ama hani elinden bu kadar gelebildi. Aynı binanın modelini bulamadığım için kendim yapmaya çalıştım. Burası da işte Türk bayrağımız sallanıyor buradan. Burası da otogaraj, araba tamirhanemiz. İçindeki aracımız var şöyle gördüğünüz gibi. Buraya çok uğraşmadım. İlerleyen güncellemede daha güzel detaylandırma yapacağım. Şimdi bir haftalık bir süreç olduğu için araç yıkama yerimiz var. Bu yıkama yerimiz çalışıyor bu arada. Aracınızı yıkayabiliyorsunuz. Şöyle geleyim. Şöyle yıkıyorsunuz. Tamam, yıkama bitti. İşte bu şekilde çıkıyorsunuz. Kendi kendine bitiyor zaten. Ondan sonra burada da köprümüz var biliyorsunuz. Başka şehre geçen. Öyle gidiyorsunuz. Tabii daha fazla gidemiyorsunuz. Kapattım burayı. Burası da deniz. Şöyle bir döneyim. Birazcık daha ilerlersek ise yüzüyor la bunun. Neyse orayı yapacak. Bak dediğim gibi hatalar bu. Şimdi bu normalde modelleme yerine girdiğim zaman burası dik şekilde duruyor. Tamam mı? Sabitleniyor. Fakat oyuna girdiğin zaman böyle düşüyor kendi kendine. Hani umarım anlamışsınız dediğimi. Şekilde hatalar çok veriyor. Bazı yerlerde oturmuyor. Bakın buraları bilerek açık bıraktım. Yoksa yani tamamen bitişik yaptığım zaman aynı bunun gibi işte düşüyor, dalgalanıyor falan. Çok sıkıntı yapıyor dediğim gibi. Şimdi biraz daha ilerleyelim. Burada gördüğünüz gibi böyle değişik bir yol var, yokuş var. Burayı da mecburen elimden bu kadar geldi. Hani bunun gibi düz bir rampa bulamadım. Düz rampa var ama oyuna koyuyorum. Bu sefer araba çıkmıyor yukarıya doğru. Bir daha geri geliyor. Bu şekilde ancak bir çözüm yapabildim. Artık idare edin. Dediğim gibi tamamen aynısını yapamadım. Çok da iyi değilim. Yani ilk defa yapıyorum böyle bir şey. Elden gelince hani çok kasmasın diye de şuradaki süslemeleri falan koymadım. Ah bak dediğim gibi yine şey olmuş. Burayı büyük ihtimalle ben değiştireceğim. Bakın şehrin altı bu şekilde, göstereyim size. Bakın bu düşmüş. Tamam mı? Bak bunu da yeni gördüm ha şimdi. Video yayınlandıktan sonra düzeltmiş oldum büyük ihtimalle. Bakın gördüğünüz gibi alt taraf boş. At ineyim şöyle göstereyim size, alt tarafını göstereyim. Şehrin alt kısmı bu şekilde. Ya bakın ne kadar çok şeyler koydum ben buna. Cidden bayağı şeyler koydum. Bakın hatalardan birisi de mesela bu nereden gelmiş? Bu inşaattan düşmüş büyük ihtimalle. Aynen bir kolon. Mesela bu normalde yukarıda duruyor. Fakat oyunu başlattığım için düşmüş alt tarafa. Yani bu şekilde bayağı bir sıkıntı veriyor. Ben girip çıkıp tekrar geleyim buraya. Şehrin alt kısmında göstereyim. Normalde göstermeyecektim de haberiniz olsun göstereyim dedim. Hani abi çok kötü yapmışsın falan demeyin. Elinden bu kadar geldi. Burası da ah bak yine bir hatalardan biri. Yani o kadar da test ettim halbuki. Yani artık böyle ufak tefek şeyler görseniz arkadaşlar kusura bakmayın yani olmuyor. Bir türlü düzeltemedim orayı. Burası da o heykelin olduğu yer. Biliyorsunuz zaten. İşte otopark burada. Yollara artık yollara yapacak bir şey yok. Anlatmak istemiyorum. Anladınız siz beni bence. İşte bu şekilde gidiyoruz. Burası da malum yer. Burası işte benzinlik. Karpark'takini bir benzerini bulamadım. O yüzden şöyle iki tane koydum. Burası bir kafe arkadaşlar. İşte buradan nasıl yardımcı olabiliyoruz? İşte buradan ne istiyorsan işte mocha, latte. Neyse işte bu şekilde yapabiliyorsunuz. Ya buralara yapacak bir şeyim cidden yok arkadaşlar. Yani elinden bu kadar geliyor. Düzelmiyor. Yani cidden düzelmiyor. Artık o kadar da gözünüze takılmasın. Bak mesela bunlar düşmüş falan. Yani cidden elden gelen bir şey yok. En fazla bu kadar yapabildim. Yani bir haftada bu kadar oldu. Yavaş yavaş düzeltmeye çalışacağım. Siz buradan neler istersiniz onu da yazarsanız sevinirim. Neler ekleyeyim başka? Hani kendimiz güzel bir şey katalım. Hani hep karpaki göre öğrenmeyelim. Ha bak burayı neden çimen yaptım? Burayı yol yapamıyorum. Yol yaptığım zaman bu sefer araçlar düşüyor. Alt taraf düşüyor. Hani normalde aynısını yapmıştım. İlk hali çok güzeldi. Fakat test ede ede mecbur bazı şeyleri kaldırmak zorunda kaldım. Burası da havalimanı. Gördüğünüz gibi işte uçağın garajı falan. Oyunda bulduğunuz hatalar varsa onları yazın mutlaka. Neler istersiniz? Şikayetleriniz neler? Neyin düzelmesini istersiniz? Bunları tek tek yazın lütfen. Yani elimden en fazla bu kadar. Ya biraz daha ilerleyeyim göstereyim. Şu taraflara falan gideyim. Bak mesela bu kaymış. Ulan artık sinir olmaya başladım. Cidden gördükçe sinir olmaya başladım. Ya siz bunu yayınlarken ben bazı şeyleri güncellemeye çalışacağım.
elinden geldiği kadar artık o kadar hatalara gözünüze batmasın. İşte burası da o tamirhane yeri. Dediğim gibi benzetmeye çalıştım elinden geldiğince. İlerliyoruz. İşte burası köprü çöle giden. Burası da o sahil yeri. İskeleyi normalde o park, büyük parktan koyacaktım. Dediğim gibi hatalar yine verdiği için kaldırmak zorunda kaldım. Eski iskele yaptım. Burası da yokuş. Burası da dağ. İşte arada sırada şöyle açıklıklar bulabilirsiniz oyunda. Artık o da size kalmış arkadaşlar. girmeyin artık buralarda. Hani oyunun altyapısını buradan görebilirsiniz. Yapamıyorum kanka. Yani bir hafta çok kısa bir süre. Baştan bir sıfırdan harita yapmak için çok kısa bir süre. Hani cidden elimden bu kadar geliyor. Neyse ilerliyoruz. Burası da o bildiğiniz yer. Pazar yeri. İşte şu şekilde kantarımız var. Ya bu taraflarda çok uğraşamadım. O yüzden yani böyle bazıları küçük kaldı, bazıları büyük kaldı, bilmiyorum. Burası da oyundaki benzinlik yeri, yeni gelen benzinlik yeri. Buraya drift yeri falan ekleyecektim de olmadı yine. Ya o şekilde kapatmak zorunda kaldım burayı. Burası da bu şekilde bir yer. Dediğim yer burası. Burayı yolun içine katmıştım normalde, yani birleşikti yolla beraber. Fakat oyuna girdiğim zaman burası bir çıkıntılı hale geliyor. Araba geçmiyor. Dediğim gibi hatalar olmasa o şehir gerçekten car parking'in aynısıydı. Yemin ediyorum bak. Yani car parking'in aynısıydı. Çok güzeldi. İşte oyunu test edildi, hata vere vere kaldırmak zorunda kaldım. Fazla bu konu oldu. Yani çoğu şey kaldırınca da oyun bozuluyor. Çok şey koymuştum ben. Yani şuradaki metroyu bile koymuştum. Şurada bir metro vardı ya, işte yer altına iniyordunuz falan. Orayı bile yapmıştım. Her şey 10 numaraydı. İşte deneye deneye kaldırmak zorunda kaldım. Oyunu başlatıyorum. Hata veriyor. Düşüyor yerler. İşte bir başlatıyorum. Kaldırım yerinde oynuyor böyle. Bir yapıyorum daha ters dönüyor. Yani çok sıkıntı yaptı bana. Artık en sıkıntısı hali bu diyeyim. Yani hala bug'lar var. Bazı açık yerler var falan da. En sıkıntı vermeyen hali, en oynanacak şekilde olan hali bu diyeyim size. Artık yapacak da cidden başka bir şey yok. Girip oynayabilirsiniz açıklama kısmındaki linkten. Her videosu çekecekseniz de benden izin almanıza gerek yok. Fakat amaçlama kısmında ve videoda benden bahsetmenizi mutlaka rica ediyorum. Yoksa yapmayın yani. O şartlarda siz de kanalda video çekebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.